Anadolu'nun ekranı BRTV'den herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısında karşıladı. Erdoğan ve Al Sani daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastiyle ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye'nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getireceği çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti. Erdoğan, İsrail'in hem Filistin toprakları hem de Lübnan'daki saldırılarıyla bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlarını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, asgari, ticari ve kültürel alanda işbirliğini ileri noktalara taşıma kararlılığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu yılın 3. çeyreğine ilişkin enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyonun 2024 yılı sonunda %38'e gerileyeceğini öngörüyoruz dedi. Dış talebe ilişkin varsayımlarımızı 2024 ve 2025 yılları için sınırlı bir miktar güncelledik. Ham petrol fiyatı varsayımımızı gerçekleşme kaynaklı olarak 2024 yılı için aşağı çekerken 2025 yılı için büyük oranda koruduk. Gıda fiyatları varsayımımızı ise sabit tuttuk. Orta vadeli tahminlerimizi oluştururken enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğimizi esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün de korunacağını tahminlerimizde dikkate aldık. Bu çerçevede 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmedik. Enflasyonun 2024 yıl sonunda %38'e gerileceğini öngörüyoruz. 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla %14 ve %9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun %5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle 2024'e denk gelen tahmin aralığının mekanik olarak daralması gerekirdi. Ancak son dönem jeopolitik gelişmeler ve küresel finansal oynaklıklar neticesinde artan belirsizlikler nedeniyle tahmin aralığımızı %34 ile %42 arasında koruduk. 2024 yıl sonu tahmin muhasebesine baktığımızda aşağı ve yukarı yönlü etkilerin birbirini dengelediğini görüyoruz. Talep koşullarındaki dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki gerilemenin öngörülerimizden daha yavaş gerçekleşmesi tahminimizi 0,2'şer puan yukarı yönlü etkiledi. Buna karşılık Türk lirası cinsi ithalat fiyatları ve yönetilen yönlendirilen fiyat varsayımlarımızdan gelen toplam etkiyi -0,4 puan olarak hesaplıyoruz. Yıllık enflasyonun Mayıs ayında zirveye ulaşmasıyla politika iletişiminde sıklıkla vurguladığımız dezenflasyon dönemine girmiş bulunmaktayız. Yılın 3. çeyreğinde geçen yıldan gelen olumlu baz etkisinin de katkısıyla enflasyon belirgin şekilde gerileyecek. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek. Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle enflasyonun yılın geri kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz. Ayrıca finansal koşullardaki sıkılaşmayla beraber talep koşullarında görülen dengelenmenin önümüzdeki dönemde daha da belirginleşeceğini tahmin ediyoruz. Mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın 3. çeyreğinde %2,5 civarına, son çeyrekte ise %1,5'in bir miktar altına gerileyeceğini öngörüyoruz. Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve hizmet enflasyonundaki katılığın zayıflamasıyla enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025 yılında da devam edecek.
Para ve maliye politikalarının eş güdümü de bu sürece katkı sağlayacak. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Karabük valisi Mustafa Yavuz, Temmuz ayı güvenlik ve iyilendirme toplantısında Karabük'te Temmuz ayında yaşanan hırsızlık ve göçmen kaçakçılığı olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Temmuz ayında ilimizde hırsızlık olaylarında bir önceki aya göre %39.13 azalma meydana gelerek 14 olay meydana gelmiştir. Temmuz ayında 27 dolandırıcılık olayı meydana gelmiş olup bir önceki aya göre başta telefonla dolandırıcılık olayları meydana olmak üzere dolandırıcılık olaylarında maalesef %28.57 artış meydana geldiği görülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve suç işlenmesinin önlenmesi için tüm birimlerimizde 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz aydınlatılmayan bir olayımızın dahi kalmamasıdır. Tüm suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi bundan sonra da temel hedefimiz olacaktır. Özellikle dolandırıcılık konusunda vatandaşlarımızı yapılan uyarılara karşı duyarlı olmaya ve şüpheli durumları zaman kaybetmeden kolluk birimlerimize bildirmeye hasreten davet ediyorum. Kolluk birimlerimiz ve göç idaremiz tarafından göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Temmuz ayında 29 düzensiz göçmen yakalanmış olup 23 şahıs hakkında sınır dışı işlemi yapılmıştır. Bu kapsamda yakalanan düzensiz göçmen sayısında ve sınır dışı işlemlerde artış meydana geldiği görülmektedir. Temmuz ayında sınır dışı işlemlerinde bir önceki aya göre %9.52 artış meydana geldiği gözlenmektedir. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz bundan böyle de kararlılıkla devam edecektir. Şırnak'ta kalp krizi geçiren Safranbolulu Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Muhammed Kalaz görevi başında şehit düştü. Muhammed Kalaz'ın şehadet haberi Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Edinilen bilgilere göre Şırnak'ta görev yapan 27 yaşındaki Safranbolulu Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Muhammed Kalaz görevi başında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Kalaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak görevi başında şehit oldu. Kalaz'ın şehadet haberini ise Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine Kaymakam Şaban Ardı Yazıcı bildirdi. Acı haber alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken komşuları aileye taziyelerini iletti. Öte yandan bekar olduğu öğrenilen şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın Safranbolu Aşağı Çiftlik Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi. BTV olarak şehidimize Allah'tan rahmet, başta Kalaz ailesi olmak üzere Safranbolu hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, merkeze alınan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in Karabük-Safranbolu Karayolu'nun Bulak Kavşığı mevkiinde emekli öğretmen Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal'ın feci şekilde ölümleriyle sonuçlanan kaza yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl bu aylarda kaza sonucu vefat eden Portakal çiftinin çocuklarına valinin aracının tamir bedeli olarak 174.258 TL 63 kuruş ödeme emri gönderilmişti. Bu ödeme emri gündeme gelince kazanın mobese görüntüleri de ilk olarak BRTV tarafından yayınlanmış, ardından bütün ülke basınında gündem olmuştu. Merkez Valisi Fuat Gürel ise bunun üzerine açıklamalarda bulunmuş ve icra takibinden aylar sonra haberi olduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz yıl bütün Türkiye'nin izlediği kazanın mobese görüntüleriyle birlikte icra takibinden haberi olan Fuat Gürel'in sigorta şirketinin aradan bir yıl geçtikten sonra yeniden Kastamonu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Portakal ailesinin itirazlarına karşı dava açtıkları öğrenildi. Dava dilekçesinde özetle ilgili mahkemeden Emrah ve Erdem Portakal'ın 174.258 TL 63 kuruş icra takibine yaptıkları itirazın iptaline, tüm alacak yönünden takibin devamına ve davalı aleyhine %20'den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesi talep ediliyor. Mahkemeye sunulan dilekçenin bir bölümünde de müvekkilin alacağının tahsilini geciktirmek amacıyla kötü niyetli olarak itiraz ettiği ortadadır denilmektedir. Sevgili izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili BRT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya tarafından kaleme alınan "Bu kadarına da pes artık" başlıklı köşe yazısının sesli ve görsel efektleriyle sunumunu ana haber bültenimizin hemen ardından izleyebilirsiniz.
Hayırsever iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar'ın Safranpark AVM'ye yaptırdığı Luna Park'ta bulunan dönme dolap bugün açıldı. Şefik Yılmaz Dizdar, Luna Park'ın yapım sürecini anlattı. İşine gitmiş, şimdi lisanlarını öğrenmiş Orkun isimli bir kardeşimiz. Onun orada olduğunu öğrenince şimdi bu tür oyuncakların çok daha ucuz yapıldığını öğrendik. Ona sipariş ettik. Aşağı yukarı 8 ay sonra gerçekleşti. İşte 1,5 aydır dönme dolabın montajını yaptık burada. Çok hassas, çok can sağlığını ön planda tutan çalışmalar yaptı. Çin'den gelen bir uzman kişi nezaretinde bizim elemanlarımız yaptı. Ben sözlerime elbette bölgemizin sevilen iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sadece tabii bu kente kazandırdığı Luna Park değil, birçok etkili ve Safranbolu'ya fayda sağlayacak yapıları var. Bu Luna Park en çok çocukları mutlu edecek. Çocukları mutlu ettiği kadar beni de çok mutlu etti. Neden diyeceksiniz? Herkes Luna Park, Luna Park, başkanım ne zaman Luna Park yapacaksınız diye sürekli soru soruyordu. Şimdi şehrimiz bir Luna Park kazanmış oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. İyi ki varsınız. Safranbolu sizin gibi bir iş insanına sahip olduğu için gerçekten çok şanslı. Allah size çok uzun, sağlıklı bir ömür nasip etsin. Doğum gününüz de kutlu olsun. İlahi Ya Rabbi, açılışını yapmış olduğumuz bu oyun parkını hayırlı, bereketli, devamlı eyle Ya Rabbi. İlimize, ilçemize, insanlarımıza uzun yıllar boyunca kazasız belasız şekilde hizmet verebilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ezine Çayı'nın 3 yıl önce taşması sonucu sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi yürütülen çalışmalarla taşkınlara karşı güçlendirildi. Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi. 7 kişi kayboldu, iş yerleriyle çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı. Onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi. Bu süreçte Ezine Çayı'nda yoğun bir çalışma yürütüldü. Ezine Çayı'nın yatağı Devlet Su İşleri tarafından 30 metreden 72 metreye genişletildi. Ezine Çayı içerisinde belirlenen bölgelere suyun hızını kesmek için birit yapıldı. Çayın havzası üzerine ters bendi inşa edildi. Çayın üzerine 4 büyük araç, 2 yaya köprüsü yapılarak 2 yaka birbirine bağlandı. Devlet Su İşleri tarafından çayın 6 kilometrelik bölümüne 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlar yapıldı. Çaydaki çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. AFAD tarafından da Çamlıyol Caddesi üzerine 2,5 metre yüksekliğinde 650 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı. Sosyal yönden de gelişmelerin yaşandığı ilçede Meteoroloji Sosyal Tesisleri ile Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan kütüphanenin yapımı tamamlandı. Kafelerin de açıldığı ilçede son bir yıl içerisinde 46 iş yerine ruhsat verildi. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, 11 Ağustos'ta Türkiye'nin en büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığını söyledi. İhtiyaçlarını tamamladık. Tamamlamaya da devam ediyoruz. İlçemizin sel felaketine yol açan Ezine Çayı tamamen ıslah oldu. Eksik kalan yerlerde Devlet Su İşleri tarafından
çalışmalar devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar da onlar da tamamlanarak eskiden korkulu rüyamız olan Ezine çayı sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde halkımızın korkulu rüyası olmaktan çıkacak. Üst yapıda tamamen hem eğitim olsun, hem spor olsun, hem diğer noktalarda konutlar olsun vatandaşımızın hepsi tamamlandı. İlçemize 651 konut yapıldı. İlçemiz çok güzel bir ilçe oldu. Eğitim kurumlarıyla, yeni kaymakamlık binamızla, meydanıyla, dükkanlarıyla, konutlarıyla, sosyal alanlarıyla, her geçen günde sosyal alanlarını zenginleştirmeye, halkımızın hizmetini açmaya devam ediyoruz. Vatandaşlardan Orhan Pepeoğlu ise sel felaketinin yaşandığı gün anonsları duyunca evde bulunan eşinin yanına koştuğunu söyledi. Eşini kurtarmak istediğini anlatan Pepeoğlu, sel nedeniyle eve ulaşamadığını anlattı. Burada bir şey yoktu. Yani 40 dakikada çamurdaydık her taraf. Silim süpürmüştü. Şimdi nasıl abi? Şu anda 4 yıl yeniden bir şehir kurulmuş. Yani kimse beklemiyor yani TOKİ evleri yaptı, köprüler, şu şeyler. Her şey dört dörtlük yani Allah için. Bartın'a bağlı Ulus'un ilçe oluşunun 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ulus Doğa Festivali bugün başladı. 3 gün sürecek olan festivalin ilk gün etkinlikleri kapsamında Profesör Doktor Cevdet Yakuboğlu ve Profesör Doktor Adem Karakaş'ın katılımıyla Ulus ilçesinde yerleşim hatları konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Ulus Kaymakamı Fırat Kadirlioğlu, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konumuz söyleşiyle başlayıp festivalimizin ikinci günde saat 14'te belediyemizin önünden kortej ile mehteran eşliğinde Hasandere Türbesi'ne bir yürüyüşle geçeceğiz. İlçemizin 80. yılı etkinliklerimizi en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Tekrar buraya zahmet edip bu programımızı izlemeye gelen tüm katılımcılara, burada katkı verenlere, izlemeye gelen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımla iyi bir dinleme hocalarımızı iyi bir şekilde inşallah ulusumuz hakkında derin bilgilere sahip olacağız. Hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün Doğa Kenti Ulusumuzun geleneksel festivalinin açılışında bir araya geldik. Bu mimaride ben bu festivalde dolu dolu 3 gün programları hazırlayan Ulus Belediye Başkanımız Hasan Hüseyin Uzun'a teşekkürlerimi Ulus halkı adına sunuyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Başkanımıza hazırladığı program için teşekkürlerimi sunuyorum. 29 çocuğumuz sünnet oldu. Allah razı olsun. Bu festival kapsamında çok hayırlı bir iş oldu. Son dönemdeki İsrail zulmüyle alakalı, Filistin'de yaşananlarla alakalı bir iki kelam etmeyi kendime görev atfettim. Her yerde dile getiriyorum. Derslerde ne yaptığım gibi. Melik Mesut, Kastamonu Çankırı bölgesini merkez ittihaz ederek bu bölgeye fetihlerde bulundu. Melik Mesut, bölge tarihi açısından önemli aslında, çok bilinmez. Çünkü Safranbolu'yu fethetti. Çünkü aşkınızı dindirmesin sayın. Ülke. Bayrağı. Çekiyorum efendim. Tamam, şöyle ben de geçeyim. İlçemizin öncelikle 80. yıl dönümünü kutluyorum. Malum bu yıla özel belediye başkanımız çok güzel etkinlikler hazırladı festival için. Bugün festivalimiz çok kıymetli hocalarımızın söyleşisiyle başlayacak. Yarın ulusumuza özgü bu geleneksel hale gelmiş kara kucak güreşlerimiz var. Yaklaşık 100-150 tane sporcumuz burada ödül için yarışacak. Buna tüm halkımızı davet ediyoruz. Ulus ilçemizin kuruluş yıl dönümü 80. yılını her sene Ulus Doğa Festivalleri ile kutluyorduk. Bunu biraz pandemi döneminde biraz ara vermiştik. Ama artık pandemiden sonra Ulus Doğa Festivalimizi Ulus'un kuruluş yıl dönümlerine denk getirerek hem ulusumuzun kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz hem de çok güzel, değişik kültürel anlamda, tarihsel anlamda ve eğlence anlamında da sosyal işler yaparak da, sosyal faaliyetler yaparak da böyle dolu dolu bir festival geçiriyoruz. Bu sene de ilçe oluşumuzun 80. yılı. Bu seneye daha önem verdik.
80. yılını kutlayacak işçi oluşunu. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben bu vesileyle tekrar tüm halkımızı festivalimize davet ediyorum. Hepsine sevgi ve saygılarımı buradan gönderiyorum. BRT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya, Çankırı Karatek Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Harun Çiftçi'yi ziyaret etti. Çetinkaya'ya üniversiteyi anlatan Rektör Çiftçi, "Üniversitemiz genç, dinamik bir üniversite ama bizim bu dinamizmimiz ilerleyen dönemler için köklü bir akademik geleceğe vesile olacaktır." dedi. Çankırı Karatek Üniversitesi'ni ziyaret ediyoruz. Sevgili hocam Profesör Doktor Harun Çiftçi ile birlikteyiz. Çankırı Karatek Üniversitesi aslında tarihi kökleri ta 1245'li yıllara dayanan bir yükseköğretim kurumu. Özellikle 1245 yılında Anadolu'da ilk Darül Hadis'in kurulmasıyla bir yükseköğretim misyonu Çankırı'da oluşmuş. Dolayısıyla biz o tarihi misyonu omuzlayarak günün şartlarına ve gelecekteki duruma göre de kendimizi konumlandırıyoruz. Çankırı Karatekin Üniversitemizin bu tarihi eğitim potansiyelinin yanında özellikle Cumhuriyet'ten sonra Ankara Üniversitesi'ne ve Gazi Üniversitesi'ne bağlı olarak bazı fakülteleri ve bölümleri kurulmuştu. Ama özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın her ile bir üniversite projesi kapsamında 2007 yılında da buradaki eğitim kurumları birleştirilerek Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak hizmete başlamıştır. Tabii özellikle kurulma aşamasında üniversitemizin ismi ne olsun diye çok değerlendirme yapılmış. Ama en sonunda Çankırı Fatih Emir Karatekin'in ismi verilerek Emir Karatekin'in de o tarihi misyonu yine üniversitemize yüklenmiş bulunmakta. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Çankırı Karatekin Üniversitemizde 11 fakültemiz, 7 meslek yüksek okulumuz, 14 araştırma merkezimiz ve 4 enstitümüzle eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerine devam etmekteyiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi aslında sınırlarını aşan bir üniversite. Özellikle o tarihi misyondan gelen özellik nedeniyle de bir eğitim merkezi olma yolunda sürekli yapılanmalarını arttırmış, çeşitlendirmiş ve güçlendirmiştir. Dolayısıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi 19 bin öğrencisiyle hem vatan satında hem de dünyada birçok devletin yüksek öğrenimine hizmet etme başarısını göstermiştir. Çankırı Karatekin Üniversitemiz genç bir üniversite, dinamik bir üniversite ama bizim bu dinamizmimiz ilerleyen dönemler için köklü bir akademik geleceğe vesile olacaktır. Bu noktada üniversitemizin birçok alanda çalışmaları, projeleri, uygulama araştırma merkezleri mevcut. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrenci odaklılık, insan odaklılık, çevre odaklılık, bilgi, bilim odaklılık noktasında birçok projesi ve etkinliği söz konusu. Çankırı Karatekin Üniversitesi özellikle uluslararası platformlardaki derecelendirme kuruluşlarının verilerine göre en genç üniversiteler içerisinde Türkiye'de 52. olma başarısını göstermiştir. Yine aynı şekilde en son URAP'ın verilerine göre tıp fakültesi olmayan üniversiteler içerisinde Türkiye'de 31. olma başarısını göstermiştir. Çeşitli bilimsel platformlardaki indekslere göre, bunlardan biri de Shimago, Scopus tabanlı veri tabanı, bunlardaki bizim yayınlarımızın ve atıflarımızın potansiyeline göre yapılan değerlendirmelerde de bitki bilimi alanında 11. farmakoloji, toksikoloji alanında 22. matematik alanında 35. olma başarısını göstermiştir. Yine hakeza enerji alanında 2023 yılında da Türkiye'de 5. olma başarısını göstermiştir. Üniversitemizin aynı zamanda bir uluslararası potansiyeli söz konusudur. Özellikle dünyada 260 üniversiteyle 80 ülkede bizim ikili işbirliklerimiz ve anlaşmalarımız söz konusu. Özellikle öğrencilerimize AB ülkelerinde staj imkanı oluşturmamız öğrencilerimizin tercih etmesi gereken nedenlerden biri. Çankırı'da 8,5 milyon yıllık fosillerin sergilendiği Çankırı Müzesi'ni ziyaret eden BRT ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya, bir ay önce yaptığımız programlar neticesinde müzeye ilginin arttığını söyledi. Ağzı çok güzel. Nasıl yani? Ağzı çok güzel.
Evet sevgili seyirciler, geçtiğimiz haftalarda Çankırı ziyaretimizde, Çankırı Müzesi'ni ziyaret edip burada bir dizi çekimler yapmıştık. Az önce Çankırı Müzesi'ni tekrar Çankırı'ya geldik, ziyaret ettik. Gerçekten müthiş bir izleyicisi, dinleyicisi ve katılımcıları var. Buraya gelen ziyaretçiler yoğun akımla buraya geliyorlar, yoğun bir şekilde. Burada tarihimizin geçmişinden geleceğe birçok eser burada müzede sergileniyor. Tabii bizim bulunduğumuz şu alanda işte yarenler bir tarafta, işte yöresel kıyafetler bir tarafta, daha önce yıllar önce kullanılan birçok objeler burada. En çok dikkatimi çeken bir tanesi de İstiklal Yolu. İstiklal Yolu'nu herkes şöyle bilir. İnebolu'dan başlayıp Ankara'da bitti. Ama nereden gittiğini çok bilen olmaz. İşte Çankırı üzerinden Ankara'ya bir yolculuk ve savaşın seyrini değiştiren bir yolculuk. O seyri değiştiren ilçeye, İnebolu'ya İstiklal Madalyası verilirken Çankırı hep sessiz, sakin ama tarihin gün yüzüne çıkartan bir Çankırı. Son yıllarda da Çankırı turizm, altyapı, üst yapı ve üniversitesiyle gerçekten özellikle Bozkır'ın içinde doğan müthiş bir şehir olarak gözlerden kaçmıyor. Bir taraftan üniversitesi, bir taraftan da sosyal kültürel varlıkları, bir taraftan hiç es geçirmeyeceğimiz insanın doğuşuyla birlikte, varoluşuyla birlikte Tuz. Tuz mağarası yılda yaklaşık 1 milyon civarında ziyaretçisiyle bu bölgenin turizm anlamındaki en büyük turizm yerlerinden bir tanesi. Az sonra da sizleri Tuz mağarasına getirip orada bir dizi çekimler yapacağız. Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve yeraltı tuz şehri diye adlandırılan Tuz Mağarası, 16-18 Ağustos'ta düzenlenecek olan 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Yaklaşık bir ay önce BRTV'nin yaptığı program ile ziyaretçilerini daha da arttıran mağarada BRTV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya vatandaşlara mağara hakkında düşüncelerini sordu. Bölgemiz turizm anlamında gerçekten son yıllarda kayda değer gelişmelere sahip. Zaman zaman söylüyoruz, bölgemizdeki turizm ayaklarına birbirine bağlamak lazım. Çankırısı, Karabükü, Kastamonu, Sinop'u, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce mutlaka bağlamalıyız. İşte Çankırı'dayız dedik. Çankırı'da Tuz Mağarası'ndayız. Yılda 2023 yılında 1 milyon civarında insanın ziyaret ettiği ve şifa bulduğu Tuz Mağarası'nda. Geçtiğimiz günlerde buraya ziyarete gelmiştik. Çok fazla kalabalık değildi. Hafta sonunda olmasına rağmen kalabalık yoktu. Ama bugün hafta içi ama yoğun bir katılımcı var. Önümüzdeki hafta burada da festival yapılacak. Tuz Festivali yapılacak. Hem onunla ilgili hem de insanlar mağarada, burada Tuz Mağarası'nda şifa bulmak, burayı görmek, tarihi görmek için buradalar. Biz de sizin için Tuz Mağarası'na doğru gidiyoruz. Belediyenin bütün ekipleri önümüzdeki hafta yapılacak festivalle ilgili çalışmalarını hızlı bir şekilde yaparken yoğun şekilde de bir de ziyaretçi var. Bu ziyaretçilerin içinde bugün beraber olduğumuz İlhan Dündar kardeşim de var. Evet İlhan'cığım, Tuz Mağarası daha önce geldin miydi? Vallahi ilk defa geldim. Bir kere Osman abime olaraktan böyle bir güzellikten bugüne kadar mahrum kalıp bana bu güzelliği yaşattığın için bir kere abim olarak teşekkür ederim. Şöyle bir nefes çek bakayım. Hep çeke çeke geldim gerçekten. Ve ikinci de hakikaten bizim bölge olaraktan medya iftarımızsınız.
samimi olarak söylüyorum bunu. Böyle bir güzellikleri bize, kamuoyuna, bizlere yansıtıp ve bizlere duyuruyorsunuz. Bu konuda da Karabük'te olaraktan da çok teşekkür ederim. Şimdi bir taraftan da grup halinde ziyaretini tamamlayanlar çıkıyor. Şöyle minicik minicik çocuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler var. Sizi tanıyalım. Adım Beysulan Mazakoğlu. Çankırı Kurşunlu ilçesi Hoca Hasan köylüyüm. Tuz mağaramızı her daim ziyaretine geliriz yani. Memleketimize ziyarette bulunduğumuz nasıl zaman. Nasıl gördün? Nasıl buldun? Yani, daha önce geldin mi? Daha önce geldim. Daha gelişmeler var tabii ki. Çok hoşumuza gitti. Herkesi de bekleriz yani. Havasıyla, ortamıyla çok mükemmeldi. Şimdi şu yakışıklıya soracağım. Bak maşallah yanaklar acı. Nasıl gördün? Şöyle bir çek bakayım havaya. Ne hissettin? Mis güzel gibi şey bir koku var değil mi? Evet. Evet. En önemlisi. Sizi tanıyabilir miyiz? Şenol Oktay. Şenol Bey, mağaraya birkaç defa geldiğini söyledin. Evet. Neler hissediyorsun her gelişinde? Vallahi daha değişik değişik şeyler yapıyorlar. Biraz daha bence büyüyor. Mağarayı genişletiyorlar. Bazı kapalı yerleri var, oraları açıyorlar. O yönden iyi, güzel çocuklara şeyler yapıyorlar. Çocuklara şöyle dedin mi? Yap dedin mi? Evet dedim. Yaptılar mı? Biz çocuklarla elbiselerimiz üzerinde geldik. Buranın soğuk olduğunu biliyorduk. Hepsi giyimli zaten şu anda. Bayağı içerisi soğuk. Ama gerçekten insanın nefesini açıyor değil mi? Evet, çok güzel bence. Nerelisiniz? Ben Uşaklıyım. Uşak'tan buraya geldiniz. Ya hanım Uşaklı'da sizi izliyorlar şu anda. Evet. Uşak Egem TV ile biz ortak yayınlar yapıyoruz. Evet. Bizim televizyon vasıtası onlar uyduya çıkıyorlar. Evet. Uşak Egem TV'den de izliyorlar şu anda. Evet. Haberiniz olsun. Uşak Banaz'a selamlar. Sadece bizim bu bölgelerden değil, ülkemizin dışında da Tuz Mağarası'nı ziyarete gelenler var. Çankırı'da hocam ev sahipliği yaparken Almanya'dan Mehmet abim de burada değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasıl gördünüz? İçeriği dolaştınız. Muazzam bir nefes şey. Nefes aldınız. Hadi benim küçük olan da biraz az bir şey astım var. Bunu da özellikle buraya getirdik. Muazzam bir şeydi. Dışarısı 36, içerisi 14'ü. Muazzam bir şey yani. Güzel bir şey. Tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye etmeler. Yurt dışına gelen bizim dostlar hepsi gelsin ziyaret etsin bu çevre illerde. Eğer böyle güzel bir şey varken niye gelmesinler? Biz geldik çok memnun olduk. Biz dün Konya'daydık. Dün Konya'da aslında bir arkadaş bana tavsiye etti. Muhakkak Çankırı'ya gidiyorsun, muhakkak Tuz Mağaralarına git dedi. Ben de onun tavsiyesi üzere geldim. Ben de gittiğim yerlerde muhakkak arkadaşlara, dostlara bunu anlatacağım. Ben Niyazi Kaya, Çankırı Merkez Toki Şeyh Osman Camii Müezzin Kayyımı görevindeyim. Bundan önce 5 yıl kadar yurt dışında görev yaptım. Sağ olsun yurt dışından misafirlerimiz geldi. Onlarla beraber Tuz Mağarası'nı geziyoruz. Onlara sağlık açısından faydalarını, güzelliklerini, ilimizin güzelliklerini anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. İlimiz güzel, şirin bir şehir. İnsanlarımız sıcakkanlı. Hele Tuz Mağaramız gerçekten gezilmesi, gözülmesi gereken önemli bir yer. Hem sağlık açısından hem görsel yönüyle çok takdire şayan bir yer. Bütün ülkemizin insanlarını buraya bekliyoruz. Gelsinler, gezsinler, görsünler. Çankırı'ya gelen sadece mağara değil, mükemmel bir müzesi, bir iletişim müzesi ve gastronomisi. Mutlaka yemeklerini tadın istiyorum. Gerçekten de yemekleri güzel. Son birkaç tane caddesi yapılmış. Bu caddeleri mutlaka bir gezin. Oradaki bir kahve için. Bu Türkiye'nin her tarafından çıkan gazozlardan bir tane gazozunuz için diyorum. Çankırı'yı Çankırılara emanet ediyorum. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını kaybetti. Bölüm mahallesi Mustafa Özkaynak sokakta ruhsatsız işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Çalışanlardan Ayhan Yılmaz göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taş Kömürü Kurumu tahsiliye ekibiyle AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esnaflık yapan Bora Topal, uygun fiyata kaliteli telefon almak isteyenlerin yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekti. Topal, özellikle yurt dışından getirilen ve bazı yöntemlerle açık tutulan telefonları satın alanların belirli bir süre mağduriyet yaşadığını ifade etti. Kardeşim merhabalar.
Karadeniz Ereğli ilçesinde esnaflık yapan Bora Topal, ikinci el cep telefonu piyasasının daha yoğun olduğuna dikkat çekti. Bu sebeple ikinci el telefon satın alacak kişilerin güvenilir kişilerden telefon satın almasının mağduriyetlerinin önüne de geçeceğini ifade eden Topal, yurt dışından getirilen telefonların belirli bir süre sonra kapanması sebebiyle de mağduriyetler yaşandığını aktardı. Genel anlamda bir ticari olarak bir durgunluk var ama şükürler olsun yani var olan iş bizlere yetiyor. Eminim diğer esnaf arkadaşlarımız da aynı şeyleri söyleyebilir bu konuda. Yani şu anda bir sıkıntımız yok çok şükür. Biraz bayiden bayiye değişir. Yani eğer bir güvenilir bir bayi ise, o güveni vermiş bir bayi ise öncelik her zaman ikinci el oluyor. Bizde ikinci ele çok rağbet var. Öncelik ikinci el diyebiliriz. Çok hassas bir konu. Burada ilk dikkat edilmesi gereken güvenilir bir firmayla çalışmak lazım. Yani bilinen, tanıdığı, güvendiği bir cep telefonu mağazasıyla çalışması lazım ki çünkü her müşteri telefondan anlama durumu olmayabilir. Kozmetiğinden, işte tamir görmüş görmemiş mi, garanti durumu, e-mail sorgulama durumu her müşterimiz bunları anlayamayabiliyor. O yüzden ilk başta güvendiği bir mağazayla alışveriş yapması lazım. Bu çoğu müşterimizin başına geliyor. Biraz fiyatları uygun diye yurt dışından kaçak getirilip ve e-mail atılan cihazlara bir talep mutlaka oluyor. Hani fiyatı avantaj olduğu için. Ama eninde sonunda mutlaka kapanıyor. Biz buradan bütün müşterilerimize, işte bizi izleyen, dinleyen kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Bu tarz cihazlardan uzak durun. Çünkü eninde sonunda kapanacaktır ve çözüm, yani hep geçici çözüm var. Devamlı kalıcı bir çözüm bulamıyorlar. Bu yüzden bu cihazlardan uzak durmak lazım. Şu anda zorluk yaşadığımız tek süreç şu. Müşterilerimiz ödeme konusunda ciddi problemler yaşıyor. Yani cihazlar, telefonlar artık çok pahalandı. Kredi kartına da taksitlendirme olmadığı için alım gücü düştü ve müşterilerimiz bu konuda çok mağdur. Yani her gelen kredi kartına taksit var mı, taksit var mı? Biz de yasa gereğince yapamadığımız için müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Şu anda bence en önemli problem bu. Hoş geldin kardeşim. Bolu'da çevreyi kirlettikleri tespit edilen 3 firmaya 5 milyon 800 bin lira ceza uygulandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyük Su Deresi'nde kirlilik oluştuğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Denetimlerde Yeni Akçakavak Köyü mevkiinde bir beyaz et firmasının gece saatlerinde pis suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığı belirlendi. İşletmeye 1 milyon 160 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Doğancı mevkiindeki bir beyaz et firmasına daha önceden ceza kesilmesine rağmen atık suyunu arıtma sistemine sokmadan dereye bırakmaya devam ettiği gerekçesiyle 3 milyon 480 bin lira para cezası kesildi. Yine vakıf geçit veren köyü yakınında başka bir beyaz et firmasının atık suyunun laboratuvar testlerinde istenilen değerde çıkmaması üzerine işletmeye 1 milyon 160 bin lira idari ceza uygulandı. Kentteki 3 beyaz et firmasına toplam 5 milyon 800 bin lira ceza kesilirken Yeni Akçakavak köyündeki fabrikaya yönelik de çevreyi kasten kirletmekten savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından kıyıya yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta Karadeniz üzerinde hortum oluşmaya başladı. Hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini kaybetti. Sinop'un Boyabat ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Satılmış duran yönetimindeki otomobil, Boyabat Saraydüzü Karayolu Muratlı Köyü mevkiisinde Tuncay Şehir'in idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çek, 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 çek! Çek! Hadi bir daha. Hadi abi, hadi. Sürücülerden Duran kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Şen ve araçtaki Derya Şen, Berkay Şen, Fatma Duran ve Şengül Duran Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samsun'un Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı yüz güldürüyor.
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı devam ediyor. Verimin bir önceki yıla göre yüksek olduğu şeftali için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara giderek mesaiye başlıyor. Kilogram fiyatı tarlada 20 TL olan şeftalinin pazar yerlerinde ve marketlerde kilogram fiyatı 40-50 TL aralığında değişiyor. Okan Pişkin. Hasat olarak, verim olarak iyi ama fiyat olarak aynı geçen senelerde devam ediyoruz. Yani pek de memnun değiliz. Geçen sene de 20-25 bandındaydı. Bu sene de aynı. 15'te 25 arası. Kaliteye göre değişiyor. Mevsu da aynı. Geçen sene 5 liraydı. Bu sene de 5 lira. Yani hiçbir farklılık yok. Pazarda bizden aldıktan sonra çok farklı fiyatlarda gidiyor tabii. En düşüğü 30 ile 50 arası. Hangi sene ne kadar az zarar ederiz diye onu düşünmekten bir şey yapamıyoruz. Demin de dediğim gibi karınca misali her sene üstümüze basıyorlar ama biz yeniden, küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çiftçiyi küstürmemeye çalışırlar. Küstürürseler eğer var ya, bilmiyorum artık. Yani bu işin sonunu ben hiç iyi görmüyorum. Yani her sene daha kötüye gidiyor. Daha iyiye gitmesi gerekirken emeğimizin karşılığını biz hiçbir zaman alamıyoruz. Ama biz devamlı üretmeye devam ediyoruz. Bilmiyorum. Görüyorsunuz ağaçlar kırıldı. Burası komple suydu zaten. Bayağı su vardı. Çektirdik işte. Çekti kendi kendine. Hı hı. Şükürler olsun. Çok aşırı bir zararımız olmadı ama yine kırılan dallar oldu. Çürüyen meyveler oldu. Yani şükürler olsun az bir zayiatla atlattık. Geçen seneden az daha fazla verim. Geçen sene daha düşüktü. Hasatta biz sabah erken saatlerinde, bugün hava güzel, bulutlu olduğu için devam ediyoruz. Normalde şeftaliye saat 5-5.30 gibi başlıyoruz. Ona kadar, çünkü ondan sonra çok tozu şeyi olduğu için yakıyor. Ona kadar halletmemiz gerekiyor. 5'te kalkıyoruz, kasalarımızı yapıyoruz. Onda hale götürüyoruz, satıyoruz. Eğer kalırsa akşamüstü yapıyoruz ama genellikle sabah saatlerinde daha uygun oluyor. Tozdan falan fazla etkilenmemiş oluyoruz. Bu sene tonaj burada 20 dönüm yer var. 30 ton civarı gibi bir meyve çıkar diye tahmin ediyoruz. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsündeki 3 yemekhaneden toplanan atıklar geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Hayrat Belediyesi'nce sıfır atık projesi kapsamında bir süre önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne devredilen kompost ünitesi kurulum ve tadilatın ardından faaliyete alındı. Kanuni kampüsündeki 3 yemekhaneden çıkan organik atıklar personel tarafından günlük toplanarak işleme konuluyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atık Koordinatörü Profesör Doktor Dilek Beyazlı, üniversitenin yeşil alanlarını gübrelemenin önemli bir maliyet olduğunu söyledi. Yıllık 2,5 ton kadar bir gübre ihtiyacı var üniversitemizin. Bunu genellikle dışarıdan satın alarak karşılıyorken hem organik atık ünitesiyle hem de az önce çekimini yaptığınız bitkilerden, bitkisel atıklarla elde edilen kompost miktarıyla birlikte biz yaklaşık bu üniteden 6,5 ton kadar bir organik gübre elde etmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla da bu aslında bizim ihtiyacımız olanın iki katından fazlası demek. Bu fazla miktar yine kentimizdeki diğer yeşil alanların gübrelenmesinde kullanılabilir, satışı yapılabilir. Her gün bekletmeden organik atıkları topluyoruz ve bu ünitede aslında onların makineyle buluşmasını sağlıyoruz. Haftalık olarak üniversitemizde 250-300 kilogram kadar organik atık toplanıyor. %10 kadar bir talaşla makine üzerinde bir kompostlama süreci başlıyor. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Müberra Pulatkan ise bitkilerde beslenme ihtiyacının organik gübreyle karşılanmasının bitkinin kökleri ve diğer bölümleri için çok faydalı olduğunu söyledi. İki tane fidanlığımız var KTÜ bünyesinde. Bir şu an kompost makinesinin de bulunduğu fidanlık alanı. Bir de daha çok bilimsel çalışmalar için kullanılan Orman Fakültesi'nde bir sera alanı var. Bu iki alanda da kullanılmaya başlandı.
devamı da gelecek zaten bu organik madde, ürettiğimiz organik madde kullanımının. Tabii ki bu hem serada yapılan bilimsel çalışmalarda da dışarıdan alıyoruz biz belirli paralarla. Kampüsteki uygulamalarda da şimdiye kadar organik maddeyi belli paralarla birlikte dışarıdan alıyorduk. Onun önüne geçmiş olacağız. Hem seraya, fidanlığımıza katkı sağlayacağız hem de biraz önce söylediğim gibi kampüse sürdürülebilir bir yeşil alan sistemi oluşturmuş olacağız. Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rap müziğin öncülerinden Ceza ve Türkiye'nin megastarı Tarkan sahneye çıkarak Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Samsunlu müzikseverler özel gecede megastar Tarkan ve rap müziğin öncülerinden Ceza'yı canlı dinleme fırsatını yakaladı. Bir varmış, bir yokmuş, tek tek eksik saymış da bir varmış. Erkenler açılsın erkenden, hey hey hey. Benimle tepe senince iyi kadar yıldızı var da bu. Muhteşem gecede sahneye önce Ceza çıktı ve seslendirdiği parçalarla sevenlerini coşturdu. Ceza'nın ardından Tarkan sahnedeki yerini aldı. Tarkan sevilen birçok şarkısını seslendirerek hayranlarını coşturdu. Megastar Tarkan defalarca telini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar da yaşattı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı. Vay vay! Süper! Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival yoğun ilgi gördü. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi sırada BRT ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'nın "Bu kadarına da pes artık" başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. Bu kadarına da pes artık. Az sonra yazdıklarımı okuduktan sonra "bu kadarı da olmaz, pes artık" diyeceksiniz. Karabük'te geniş kesimler hatırlayacaktır. Hatta uzun yıllar Karabüklülerin hafızasından silinmeyecek olan Bulak Kavşağı'nda 30 Haziran 2022 gecesi feci bir kaza meydana gelmişti. Dönemin Karabük valisinin oğlu Ali Emre Gürel gece 01.12'de Safranbolu'dan Karabük yönüne aşırı süratli bir biçimde gelirken Bulak Kavşağı'nda yakın bir akrabasını ziyaretten 100. Yıl Mahallesi'ndeki evlerine dönen emekli öğretmen Salih Portakal ile eşi Beyye Portakal'ın içinde bulunduğu araca kavşakta çarpmış, çarpışmanın etkisiyle iki değerli hemşerimiz feci şekilde can vermişlerdi. Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra feci kazada vefat eden Portakal çiftinin oğulları Emrah ve Erdem Portakal'ın evlerine 174.258 TL 63 kuruş ödeme emri gelmişti. Ödeme emrini gönderen dönemin Karabük valisi Fuat Gürel'in sigorta şirketiydi. Kazanın üzerinden henüz 1,5 ay bile geçmeden aşırı süratli biçimde kazaya karışan aracın tamir parası olarak sigorta şirketi aracın sahibi Fuat Gürel'e 280.000 TL ödemişti. Ödeme emrini gönderen sigorta şirketi ödeme yaptığı paranın bir kısmını Salih Portakal'ın sigorta şirketinden mahsup etmiş. Kazada %75 kusurlu gösterildiği için ölen Salih Portakal sigorta şirketine 160.000 TL borçlu hale gelmişti. Faiziyle birlikte bu rakam 174.258 TL 63 kuruş olarak rahmetli öğretmen Salih Portakal'ın çocuklarından tahsil edilmek üzere adreslerine ödeme emirleri gönderilmişti. Bir dostumun bana valinin oğlunun hızla çarptığı rahmetli öğretmen ve eşinin çocuklarının evlerine 175.000 TL'ye yakın icra gitmiş şeklinde bir bilgi vermesiyle konuyu araştırmaya başladım. Çocuklarına ulaştım. Çok üzgünlerdi ve ödeme emrini doğruladılar. Hatta belgesini de bana attılar. Kendileriyle konuşurken, "Babam BRTV'yi çok izlerdi. Sizi de çok severdi Mehmet Bey. Bu olayda maalesef bizi yalnız bıraktınız. Size de hak veriyorum. Bir yandan valinin oğlu, bir yandan sıradan yurttaşlar" şeklinde sitem edince yüreğim parçalandı. Rahmetli Salih Portakal hocamızı çok iyi tanırdım. Karabük'te çok sevilen, saygı duyulan bir eğitimci.
ve kardeşim Osman ile de bir dönem komşuluk yapmışlardı. Ne yapabilirdik? Biz haberimizi verdik. Hatta valinin oğlunun kaza yaptığında yayınladık dediğimde, rahmetli babamın kazada bir suç olmadığını kamuoyuna gösterebilirdiniz. MOBESE görüntülerini izleyen vicdan sahibi herkes, kazada kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu zaten görecektir deyince, biz o MOBESE görüntülerini çok aradık, bir türlü ulaşamadık dedim. Bu konuşmanın üzerinden yarım saat geçtikten sonra MOBESE görüntüleri cep telefonuma geldi. Hem BRTV'de hem de ulusal basın aracılığı ile görüntüleri bütün Türkiye gördü. Ve vicdanlar sızlamakla kalmadı, kanadı. Bunun üzerine merkeze alınan Vali Fuat Gürel bir açıklama yaparak bizi suçladı. Bizim hakkımızda dava açacağını falan yazdı. Ama aradan bir yıl geçti, dava açılmadı. Çünkü biz sadece gazetecilik görevini yapmış, kamuoyunu aydınlatmış ve kaza anında MOBESE görüntülerinde oğlunu kullandığı aracın ne kadar süratli olduğunu bütün Türkiye'ye göstermiştik. O dönemde merkez valisi Fuat Gürel, sigorta şirketinin aileye ödeme emri gönderdiğinden haberi olmadığını söyledi. Haber oldu da bakın ne oldu. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında sigorta şirketinin rahmetli Salih Bey'e portakal çiftinin oğullarına 174.258 TL 63 kuruş ödeme gönderdiğini hem bütün Türkiye duydu hem de merkez valisi Fuat Gürel öğrenmiş oldu. Herkes bekledi ki acılı aileden bu para talep edilmez. Vali Gürel kazadan kısa bir süre sonra aldığı 280 bin TL'den bu 174 bin küsür TL'yi sigorta şirketiyle bir şekilde halleder ve konu kapanır gider. Ama öyle olmadı. Dün Kastamonu'da faaliyet gösteren hukuk bürosunun Kastamonu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 6 avukatın sigorta şirketinin vekili olduğu bir dilekçe elimize geçti. Dilekçenin özünde ilgili mahkemeden Emrah ve Erdem Portakal'ın 174.258 TL 63 kuruş icra takibine yaptıkları itirazın iptaline, tüm alacak yönünde takibin devamına ve davalı aleyhine %20'den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesi talep ediliyordu. Hatta mahkemeye sunulan dilekçenin bir bölümünde de müvekkilin alacağının tahsilini geciktirmek amacıyla kötü niyetli olarak itiraz ettiği ortadadır deniliyordu. Emekli öğretmen, rahmetli Salih Portakal, pırlanta gibi iki evlat yetiştirmiş. Her ikisi de ülkemizde çok önemli görevlerde bulunuyorlar. Anne ve babalarının ölümlerine neden olan, aracın tamiri için para ödemek istemeyen bu ki pırlanta insana kötü niyetli deniliyorsa artık söylenecek söz kalmamış demektir. Merkez valisi Fuat Gürel'e bir çağrı yapıyorum. Sayın vali, Karabük şehrinde 5 yıla yakın kamu görevi yaptınız, valilik yaptınız, yaptıklarınız, yapamadıklarınız, çeşitli skandallar, cümbüş evleri vesaire. Bu şehirde çok konuşuldu. Artık onlar geride kaldı. Siz Karabük'ün eski valilerinden biri olarak şu an merkez valisi olarak görev yapmaktasınız. Artık Portakal ailesinin yakısını lütfen bırakın. Sigorta şirketiniz ile konuşun. Acılı çocukları rahatsız edip durmayın. Rahmetlilerin kemiklerini sızlatmayın artık yeter. Hayır, ben illa da bu paranın peşindeyim diyorsanız lütfen bize bildirin. BRTV olarak kampanya açacak ve bu parayı biz size vereceğiz. Rahmetlinin çocuklarının bana dün bizzat söylediklerini size buradan iletiyorum. Biz parasında değiliz, anında öderiz. Ama anne ve babamızın canını almış bir aracın tamiri için o parayı ödemek istemiyoruz. Bir vali olarak sanırım rahmetlinin çocuklarının ne demek istediklerini anlıyorsunuzdur. Ayrıca yargı süreci henüz bitmedi. Ailenin avukatlarının itirazı henüz istinaf mahkemesinde sonuçlanmadı. Belki sizin lehinize sonuçlanacak, belki de mahkeme yeniden görülecektir. Burada elbette Cumhuriyet Kenti Karabük kamuoyuna da görev düşmektedir. Lütfen hep birlikte empati yapalım. Bir valinin oğlu aşırı süratli bir biçimde anne ve babanızın içinde olduğu araca feci şekilde çarpıyor. Anne ve babanızı kaybediyorsunuz ve bir de o çarpan araç için 200 bin TL dolayında para ödeyeceksiniz. Ne var bunda? Öderiz diyorsanız bizim diyecek bir şeyimiz yoktur. Bu kadarı da olmaz diyorsanız tepkinizi gösterin. Merkeze giden valiye mesajlar atın. Telefonuyla konuşun ve bu konu artık kapansın. Ya da illa da o parayı istiyorum diyorsa minik bir kampanya yapalım ve fazlasıyla kendilerine verelim de Allah aşkına bu konu kapansın artık. Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sunar.
Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sundu.